Babanın adı. İshak. Anne adın. Bade. Yasemin'den başka adın var mı? Hayır, yok. Kardeşin var mı? Hayır, yok. İşaret parmağını uzat. Kağıda bas. Ya Darru. Ya Darru. Ya Darru. Yestehilkül teyadiyabi. Ey yedi kat semanın ve onların gölgelediklerinin Rabbi. Ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi. Ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi. Bizi bütün bu mahlukların şerrinden himaye et. Senden başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Işık yürek. Işık yürek. Hocam bu ne? Bakın. Bu vefk nesep ilmine göre düzenlendi. Nesep anne, baba ve çocuklar arasındaki kan bağı demektir. Nesep köken olarak soy demektir. Senin kanını bu kağıda akıtmamızın nedeni kanına karşılık bir ifrit olup olmadığını sana musallat olan cinlerin kim olduklarını öğrenmek içindi. Onlar bu kağıda senin kanınla Şihab'ı yazdılar.
Şihabi ne demek? Şihabi bir cin kabilesi. Liderleri de Şihab. İsimleri de buradan gelir. Bu Şihab kafirken Müslüman olup adını İbrahim olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin Nusaybin'dedir. Şihab'la birlikte kabilesi de Müslüman olmuştur. Bu Şihabi kabilesi Mezopotamya'daki bütün definelerin sahibiydi. İnsanlarla işbirliği yapar, onlara definelerin yerlerini gösterirlerdi. Bu kabile şeytanın tam bir hizmetkarıydı. Barnabas İncil'ini bilir misiniz? Biliyorum, yasaklı, sahte İncil. Yasaklı olduğu doğru. Çünkü Hazreti Muhammed'in apaçık müjdelendiği bir İncil'di. Tarihi eser avcıları zamanında bu İncil'in 1. yüzyıla ait el yazmasının Hakkari'de olduğunu öğrendiler. Ama tam yerini öğrenmek için Şihabi kabilesinden yardım aldılar. Şihab bu İncil'i bulunca Müslüman oldu. Yani Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim'le Müslüman olmayan Şihab bu İncil'le Müslüman oldu. Gerisini sen düşün. Yasemin, büyük tehlike altındasın. Hocam, Müslüman cinler kimseye musallat olmaz diye biliyorum. Müslüman olduğu halde, namaz kılıp oruç tuttuğu halde çevresine her türlü fenalığı ve kötülüğü yapanlar yok mu? Öyle düşün. Yasemin, fotoğrafları getirir misin? Hocam, bu mezar yazısı niye İbranice yazılmış? İshak, İbranice kökenli bir isim. En basit açıklaması bu. Bir de cinlerin en çok konuştuğu üç dilden birisi. Şayet başka bir anlamı var ise bunu beraber öğreneceğiz. Peki bu mezar yazılarıyla ne demek istiyorlar? İshak hayatta olsa onu öldürmek istiyorlardı derdim. Ama değil. Belki beni öldürmek istiyorlardır. Fotoğraflarda annenin yüzü de karalanmış. Aklıma gelen bir şey var ama tam emin değilim. Bu Şihabi kabilesinin geçmişte ailenle bir teması olmuş olabilir. Buradaki mezar yazısının şifresini çözersek seni kurtarabiliriz. Yarın onlarla temasa geçeceğim. Gelmeden ararım. Hocam, Serdar sizi bıraksın. Hocam,